RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir yeni haber bülteniyle daha sizlerle birlikteyiz. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bugün sabah saatlerinde PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YDGH içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik Erzincan merkezde eş zamanlı operasyon düzenledi. RT Şah TV'de yayınlanan birebir programının yapımcısı Kemal Özdemir'in haberini izliyoruz. Erzincan'da sabahın erken saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şubesi ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik yaptıkları operasyonlarda detaylar ortaya çıktı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü propagandası yapmak, kırsal alana eleman temin etmek suçlarından Erzincan İl Merkezi'nden DA, VD ve EA isimli şahıslar ve Malatya ilinden de RD isimli şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda dijital malzemelere, örgütsel dokümanlara ve bir adet kuru sıkı tabancaya el konuldu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor. RT Şah TV'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak, RT Şah TV'yi ziyaret etti. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak ile Genel Sekreter Abdülsamet Doğançay, RT Şah TV'yi ziyaret etti. RT Şah TV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erdal Albayrak Birol Dağ ile RT Şah TV Genel Müdürü Zeki Demirbaş'la bir süre sohbet eden Sarak, gündemi değerlendirdi. Sarak, seçim dolayısıyla biraz gelmekte geciktik. RT Şah Medya yönetimine hayırlı olsun dileklerimi öncelikle ifade etmek istiyorum. Allah utandırmasın. Biz malumunuz Erzincan'da ticaretin lokomotifiyiz. Sanayicisiyle, tüccarıyla, esnafıyla. Bundan sonraki süreçte sizlerle istişarede bulunmak, sizlerden fikirler almak, Erzincan'ımıza ne katkı sağlanabilir bunun hesabını yapmak istiyoruz. Bunda da sizin yardım ve desteğinizi bekliyoruz. Erzincan'da ticaretin lokomotifiyiz. Sanayiciyle, tüccarıyla, esnafıyla. Bundan sonraki dönemlerde sizlerle istişare etmek, sizlerin de fikirlerini almak, Erzincan'ımıza ne katkıda bulunuruz bunun hesabını yapmak istiyoruz. Bunda da sizin yardımlarınızı bekliyoruz. Erzincan'a hizmet etmek çok güzel. Daha önceden biz 27 yaşında bu odaya girmiştik. Erzincan bizde bir sevda. Yani Erzincanlıyla iç içe beraber olmak, Erzincanların sorunlarına bir nebze de olsa katkı sunmak. Fakat en büyük sıkıntım benim orada iş arayan çok. O iş aramaya gelen arkadaşlarımıza elimizden bir şey gelmiyor. Sadece CV'lerini alıp sümenin altına koyuyoruz. Bu da beni çok üzüyor. İnşallah hükümet kuruldu. Bundan sonra önümüz açık olur. Biz de bu esnada organizeyi canlandırmak istiyoruz. Bunda da sizlerin de yardımlarını bekliyoruz. Oraya bir iki yeri, iki, üç, beş bir yatırımcı getirebilirsek bu bize gelen kardeşlerimiz oraya yönlendirir, işe sokarız. Bu da bizim en büyük sevincimiz olur. Yoksa çok şükür iyiyiz. Sağlığımız da yerinde, devam ediyoruz. Allah bize sağlık verdi müddetçe Erzincan'a hizmet edeceğiz. Bundan da gurur duyuyoruz. Yakın bir gelecek için bir projeniz falan var mı? Ticaret odası olarak organize sanayinin yanında, onun yanı sıra diyeyim daha doğrusu, onun dışında herhangi bir çalışmanız var mı ticaret odası olarak? Şimdi ticaret odası olaraktan çalışmalarımız devam ediyor. Birincisi asıl hedef dediğiniz gibi organizeyi bir şenlendirmek. Oranın şu an halihazırda yarısı boş. Bu da bizi üzüyor. Biz bundan bir 20 gün önce Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret ettik. Oranın organize sanayine geldik. Sadece çalışanın 65 bin olduğunu duyunca biz şaşırdık ya, 65 bin neredeyse bizim vilayetimiz kadar. Bizimki malumunuz 1400 kişi civarında bir çalışanımız var. Orada da bir genç, organizede genç bir müdürümüz var, Resul Bey. Bayağı bir heyecanlandı, çırak okulu açmışlar. İşte bizim de hedefimiz onlara kavuşmak ama tabii ki bu zaman alacak. Bunun yanında da ilk defa burada sizle paylaşmak istiyorum. Siz sordunuz, sizle paylaşalım. Eğer başarabilirsek ticaret odası olaraktan Doğusan'a talibiz. Doğusan'a almak, işte Erzincan'ın hizmetine sunmak,
Tabii burayı tek başımıza alacak gücümüz yoktur. Burada da yine vatandaşlarımızla birlikte, hemşerilerimizle yine onları ortak etmek, onların da katkılarıyla bu söylemeyecektik sırda ama buradan da duyuralım. Buna da talibiz. Burada da Sayın Bakanımızın bize büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz. Ayrıca yine Kızılay'la istişare ettik. Organize'ye bir kapak fabrikası açacaklar. Bir 15-20 kişi çalışacak. Ferit Bey'e de buradan yine teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Ahmet Bey'e. Yani boş durmuyoruz. Kendimizce boş duruyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah şu Doğusan işini değerlendiririz. Ercan'a büyük bir katkı olur. Çünkü geçmişte abilerimiz burayı kurdular. Rahmetli babam o zamanın devrinde işte oraya götürüp bir 4000 lira para yatırmıştı. Anamla dövüştü. Anam dedi ki arsa alaydın. Oraya niye para yatırdın götürdün? 4000 lira da Doğusan'a yatırılır mı? Dedi ki bu fabrika Ercan'ın geleceği. Hanım orada yüzler, 500'ler, binler çalışacak. Çoluk çocuğu ekmek yiyecek. Biz arsaya parayı yatırsak arsa orada duracak. Arsayı her zaman alırsın. Ama bu fabrika bize gerekli. Biz bu fabrika konusunda da biliyorsunuz pek yani hassas bir konuya girdik ama devam edelim yine. Geçmişte Hitit'i rahmetlik babam gibi yaptılar, başarılı olamadılar. Ersan'ı yaptık, başarılı olamadık. Doğusan da yine başarısız olmasın diyorum. Ben bunun için bu başkanlığım süresince bu işin peşini bırakmayacağım. İnşallah hayırlı olur. Tabii bu tek başına olacak bir şey değil. Sizlerin desteğiyle olacak bu. Hep birlikte yine istişare edeceğiz. Büyüklerimizle, sizlerle. İnşallah hayırlı işler yapacağımıza inanıyorum. Başkanım bir de tavuk entegre tesisi şu anda ne durumda? Orası abartıldığı kadar biraz geç kaldı ama Allah izin verirse burayı Nisan'da faaliyete geçecek. Tüm çalışmalarıyla inşallah Nisan'da Erzincan... Bina olarak bitti mi? Bitti. Teknik donanımı falan? İşte teknik donanımları var. Bize yetkililerin söylediği Mart'ta biz Nisan diyoruz ki yalancı olmayalım Erzincanlı'ya karşı. Sürekli takip ediyoruz. Erzincan'da aynı marka aracı kullanan sürücüler bir araya geldi. Oluşturdukları kulübün amacı kendi aralarında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. Erzincan'da aynı marka aracı kullanan vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları kulübün amacının üyeler arasında yardımlaşma, dayanışma, araçların özellikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunarak araçlarını daha iyi tanımaya imkan sağlamak olduğunu belirten kulüp başkanı Ali İhsan Özdemir, yaptığı açıklamada kulübümüz bu hafta içinde kuruldu, bu marka araç sahipleri ve sevenlerin oluşturduğu bir topluluk ortaya çıktı, dedi. Aynı marka araçların yer aldığı yaklaşık 50 kişilik üyesiyle hizmete başlayan kulübün amacı araç kullanıcılarını bir araya getirmek. Türkiye İstatistik Kurumu Doğu Anadolu bölgesinde illere göre araç verilerini açıkladı. Açıklamaya göre Erzincan'da 48.166 araç kaydı bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aralarında Erzincan'ın da bulunduğu Kudaka İstatistik Bölgesi'ndeki araç sayıları açıklandı. Verilere göre Erzincan trafiğine kayıtlı 48.166 araç bulunuyor. Bunların 22.298'i otomobil, 8.313'ü ise kamyonet olarak sınıflandırıldı. Erzincan bölgedeki iller arasında nüfusa oranla en fazla araç bulunan iller arasında yer alıyor. 1 Ocak 2016'da Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre değişiklik yapılarak ehliyet alacaklara deneyim şartı getiriliyor. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1 Ocak 2016'da uygulanmaya başlamasıyla bu tarihten sonra sınıfına göre ehliyet alacaklara deneyim şartı getiriliyor. Şu anda 9 sınıf olan ehliyet türlerinde 1 Ocak itibariyle 17'ye çıkarılacağı dile getirilirken, şu anda 9 olan ehliyet türlerinin de 1 Ocak itibariyle 17'ye çıkarılacağı dile getirilirken yeni dönemde ehliyetlerin deneyim şartına göre verileceği belirtildi. Yeni yönetmeliğe göre 1 Ocak'tan itibaren E sınıfı otobüs gibi büyük taşıt ehliyetlerini almak için direkt müracaat yapılamayacak. Ayrıca B sınıfı olan otomobil ehliyeti ile minibüs kullanma yetkisi de ortadan kalkacak. Uygulama sürücü kurslarına 10 Aralık'a kadar başvuranları kapsamayacak. Evet değerli izleyiciler, şimdi sırada hava durumu var. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız Erzincan ve çevre illerde yarın için beklenen son hava tahminleri getiriyoruz ekranlarınıza.
Erzincan ve çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan 1-10, Erzurum -1-5, Sivas 1-12, Elazığ 2-12, Malatya 3-14, Bayburt -1-7, Tunceli 2-15, Gümüşhane 2-7 ve Giresun 10-14 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Pınar Eczanesi. Pınar Eczanesi Halitpaşa Caddesi'nde. Erzincan döviz piyasasında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,065, satış 3,115, euroda alış 2,870, satış 2,930. Evet değerli izleyiciler, RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Bir başka haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, iyi haberler alın. Thank you.